Herkese merhaba, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte yaklaşık bir hafta boyunca FIFA Mobile oynamayan çocuk. Bakalım bir anda oyuna girince başına neler geliyor arkadaşlar, bunu sizlerle birlikte göreceğiz. Ve bu videoya sizlerden bence 2000 beğeni gelir. Hala like atmadıysan kankam şu an videoya like at ve 2000 beğeni geçelim. Ve yeniysen de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Bakalım bugün sizlerle birlikte neler yapacağız arkadaşlar, hep birlikte göreceğiz ama güzel şeyler yapmayı ümit ediyorum ve güzel şeyler yapacağımızı da düşünüyorum arkadaşlar. Ve ilk olarak arkadaşlar oyuna girdim. Şöyle sezon öncesi kısmına bir girelim arkadaşlar. Buradan oyuna girdim ve şurada bir paket gördüm, tamam mı? Günlük paket. Yani içinden ne çıkar diye düşünmeden direkt açtım. Telefondan girmiştim bu arada, açtım. Ve şimdi onu arka planda bir izleyin arkadaşlar. İçinden oyuncu çıkıyormuş, 90 artı garantili bir paketmiş. Ve gele gele bana tabii ki 91'lik bir oyuncu çıktı arkadaşlar. Yani bu artık hani normal. 91'lik bir oyuncu çıkardım arkadaşlar. 92'lik mi çıkardım ya? 92 de olabilir, bakayım. Vallahi hatırlamıyorum. 91 çıkardım galiba da 92 çok düşük bir ihtimalle olabilir arkadaşlar. Bakın yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Özellikle FIFA Mobile 20'de tam gaz efsane devam ediyor olacağız. Canlı yayınlara da başlayacağız arkadaşlar, merak etmeyin. Onlara ara verdik. Başlayacağız. Onu da merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi ana kısmına geldik. Burada gördüğünüz gibi ben maçlar oynadım. Etkinlikleri falan oynadım. Daha fazla oynamam gerekiyor aslında ama şu anlık daha oynamadım. Çünkü arkadaşlar burada bizim asıl paketlerimiz var. Gördüğünüz gibi buraya geldim. Şimdi muhtemelen Facebook grubundan sordum. Önce bunu, sonra bunu, sonra da bunu açabileceğiz arkadaşlar buradan. Ve 90 artı oyuncu garantili paketimiz olacak bizim. Ve bu gayet çok muazzam, müthiş, çok güzel bir durum olacak hepimiz için arkadaşlar. Haydi bakalım, bismillah diyoruz o zaman. İlk paketimizi açıyoruz. 100 derece puanımız gelecek. Ayrıca arkadaşlar çekiliş için size aldığım hesap var ya, onda da efsane paket açılımları yapacağız. Yani bugün gerçekten kötü şeyler değil, çok tatlı ve güzel şeyler yapacağız, merak etmeyin. 1.5 milyon coins. Oh, şu an çok iyi geldi. Bakın arkadaşlar coinsim zaten az. Vallahi içimi rahatlattı, güzel güzel. İyi coins de veriyormuş etkinlik, sevdim. Ve arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte tam 20 puan ile sezon öncesi oyuncusu 90 artı gen garantili paketimizi açacağız. Evet, açacağız. Demin açtık tabi, gördünüz arka planda oynadı. Ve maalesef iyi şeyler olmadı arkadaşlar. Ancak şimdi niye kötü şeyler olsun? Bir sürü 90 artı gen oyuncu bedava. Yani EA Sports dağıtıyor arkadaşlar. Bizler de bu arada arkadaşlar bir Pepe çıkmaz mı ya? Bir Pepe çıkar ya. Pepe değil de bakayım bir Jovic'e. Bunların boostları niye böyle kötü hepsinin? Mermoso nasıl? Ya abi bunların boostları hepsinin kötü. Griezmann'a bakayım. Oo abi çok güzel görünüyor kart ama boostları hepsi... Aa tamam, Timo Hazard olabilir. De Jong? Hadi be abi, hepsinin boostu da kötü. Ndombele'ye de bakalım son olarak. Ndombele mükemmel olur. Hadi be kardeşim. Lütfen bir Ndombele gelir mi bak. O kadar oyuncuya baktık. Ama maalesef Schlager. Yani şimdi Schlager ne alaka? Ben anlamadığım şey, anlamadığım durum, anlamadığım mevzu o. Yani Schlager ne alaka şimdi kardeşim? Ben anlamıyorum ya. Ben bazen gerçekten anlamıyorum. Şu 9. teklife de geçmek istiyorum aslında arkadaşlar. İlerle desem ne olur? Ya da bir ileri git desem mesela. Vallahi dedim. Vallahi dedim. Ne demek olduğunu bilmiyorum. Tam olarak anlamadım ama bir ileri git dedim. Umarım ölmeyiz arkadaşlar. Ne olacak şimdi bakalım. Aha. Tamam. Bu ne olacak arkadaşlar şimdi? Ben bunu açtım. Vallahi billahi. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Tam anlamıyorum ama bir şeyler yapıyorum. 4 ileri gidecek. Allah. Oğlum bu niye buraya geldi? Ben bunu açmak istiyordum. Buraya geldikten sonra bir ileri daha gitseydim direkt ben bunu açardım. Neyse, diğer hesapta öyle yaparız. Diğer hesapta da points yok. Tam ne yapacağım bilmiyorum. O zaman bunu mu açsak, ne yapayım bilmiyorum. Of, 1 milyon XP gitmiş. Başa saramıyor muyuz? Geri gelemiyor muyuz? Ne oluyor? Arkadaşlar buradan itibaren benim şuraya geçme imkanım var mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Öyle bir imkanım yoksa da eğer, tabii ki illa buralarda oyuncular vardır diye düşünüyorum. Tabii ki illa vardır yani. Olmaz mı? Şimdi ve sonra puanları 16'da, tamam bak bu güzel mesela. Bunu alırız en kötü arkadaşlar. Bakarız sizlerle birlikte, bakarız. Abi şunu almadan ilerlemek mantıklı mı sizce? İlerlesek nereye ilerleyecek onu da bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar, hemen diğer hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar, Koray hediye hesabına geldik. Yani size benden hediye olacak. Belki ben bu hesabı kullanırım. Bir yıldır kastığım hesabı size hediye ederim. Yani deminki oynadığım hesap veya bu hesap size hediye edilecek. Ama tam olarak ne zaman hediye edilecek bilmiyorum. FIFA Mobile 20 başlamadan size hediye etmek istiyorum. O yüzden takipte kalın arkadaşlar. Ama böyle bir şey bekliyorum. O gelsin, size hediye edeceğim. Çok güzel bir çekiliş yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi 6. gün ödülünü açacağız. Yani arkadaşlar 90 artı garantili paket ama bana yani şey çıkmıyor ki, böyle bir 95 üstü falan oyuncu çıkmıyor ki. Yani 90 artı garantili de yani 90-95 arası bir oyuncu çıkıyor. 90'lık oyuncu çıkıyor hatta. Yani gerçekten düşük oyuncular çıkıyor. Olsun arkadaşlar, gerçekten yine de
fena bir durum değil. Şimdi arkadaşlar transfer kısmına geldik tabii ki. Buradan ilerlemelerimizi yapacağız. Yani direkt ben 7'ye ilerlemek istiyorum. Çünkü 7'ye ilerledikten sonra arkadaşlar buradan bu oyuncuyu açabiliyoruz. Kafamıza göre ilerlersek eğer çok saçma bir yere gidebiliriz. O yüzden ben bunu da yani bunu almadan ilerleyeceğim. Mantıksız bir şey de yapıyor olabilirim. Bilmiyorum, direkt ilerlesem ne olur? Lan direkt ilerleyeyim lan. Valla bir direkt mi ilerlesem? Abi direkt ilerliyorum lan. Hadi bakalım ne olacak. Abi ölmeyelim lütfen. Saçma sapan bir yere. 9'u geçmesin ya. 3 ileri, bir dakika. Tam 9'a mı geldi? Galiba tam 9'a geldi arkadaşlar. Bu gayet güzel bir durum oluyor. Evet işte bu. Tam 9'a geldi arkadaşlar. Ve tam 9'da şimdi efsane bir paket açacağız. Sezon öncesi paketimizden. Yine 90 artıgen. Yani bununla aynı aslında. Niye bu kadar mutlu oldum bilmiyorum. Ve 20 puanla mı açıyoruz? 40 puanla açıyoruz bu sefer. Evet, açalım bakalım. Yani az önce bir ileri gitseydim ne olurdu? Vallahi saçma sapan geldi şu an. 91'lik Hernandez'i de çıkarmış olduk. Ama şu an ben ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Yani gerçekten ne yaptığımı bilmiyorum. Arkadaşlar yardımcı olun. Yorumlarda yazın. Ne yapayım ben? Oyuncu istiyorum. Oyuncu seven bir insanım ve oyuncu çıkarmak istiyorum. Oyuncu çıkarmak için ne abi? Anladım abi. Tamam. Ulan hadi. İki kez ilerleteceğim bakalım ne olacak. İkisinde de beşli ilerliyormuş var ya. Şimdi ve sonra puanlarına gelse yeter bana. Bir beş, bir güzel. Güzel, bayağı ileri. 16'ya geldik. 15'e geldik. Aha bir dakika. Şimdi bir ileri git. Aha vallahi buldum. Vallahi çözdüm mantığı. Mükemmel oldu, mükemmel. Bir dakika, burada bir ileri gittim de ben. Oğlum vallahi oyunu bilmeden anladık anasını satayım. Günlük özel ileri git hakkını. Hem bir kere özel ileri git hakkımız varmış. Olsun, zaten şu an kullanacağım ama alamayacağım abi. Ama biz 10 puan alacağım. En azından 10 puan alacağım. Güzel oldu, güzel. En azından 10 puan aldık arkadaşlar ve 16'ya kadar geldik ama 16'ya kadar şu arkadaki ödülleri geride bırakıp mı gelmiş oldum? Saçma sapan bir hata mı yapmış oldum? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten merak ediyorum çünkü. Hani bunu nasıl, neden, niçin, yani nasıl bir durum? Yorumlara yazmayı unutmayın. Gerçekten çok merak ediyorum. Çok anlamadım çünkü durumları. Bir mağaza paketi aç görevimizi de yapmış olmuşuz arkadaşlar. Bu da gayet güzel. Hemen tümünü açtık. Ödülümüzü aldık. Ana ekranımıza geldik. Pazara girdik. Oyundaki etkinliği gerçekten çok sevdim aslında ama bir şey kazandırmadı bana, anladınız mı? Yani bir şey kazanmak istiyordum. Onu kazanamadım. Üzüldüm. Arka planda kalan şeyler falan çöpe mi gitti onunla? Oha! Abi bu adam 6 milyon mu olmuş? Bir saniye. Şu anda bu durum benim için çok güzel oldu. Ben bu hesaba yapmak istediğim bir şey vardı arkadaşlar. Ne biliyor musunuz? Ben bu hesaba Edinson Cavani alacağım. Ve bakalım alabileceğim mi? Dur. Dur bakalım dur. 97 gen Zielinski'yi satıp Cavani'yi alabilecek miyim? Tabii ki alabileceğim. Dur. Bir dakika. 6 milyon 500 bin yazayım. Bakayım var mı 6 milyon 500 bine. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Bu hesaba benim Cavani'yi almam lazım. Evet, yok, tamam. Hemen 6,5 milyondan satabiliriz. Gayet güzel bir miktar. Temiz. Mükemmel bir miktar. Yani arkadaşlar, yani tarif edilemeyecek bir durum. 6 milyon 200 bin coins de yazdık. Öğeyi gönderdi dedik şimdi. Ve şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar Cavani'nin fiyatına bakalım. Ben bu hesaba Cavani alacağım. Arkadaşlar tamam. Martinez mükemmel. Martinez'den de memnunum. Onu değiştirmeyeceğim ama Alex Teixeira'yı bu hesaptan değiştireceğim. O yüzden bu hesaba bir Cavani şart. 94 genlik bir Cavani alacağım. Nasıl bir Cavani olduğu fark etmez. Kaç rating olduğu fark etmez. Sadece 9 milyon 500 bine olsun pazarda. Oh my goodness. Abi bu adam bir de ucuzmuş ya. Çok tatlı değil mi? Şu kartı kullanmıyorsunuz ya. Lanet olsun abi. Gerçekten harika. Ve direkt derecelenmiş halde olacak arkadaşlar. Çünkü Alex Teixeira'yı direkt Cavani'nin üstüne basacağım yani. Tak diye basacağım. Gayet güzel olacak arkadaşlar. Yani mükemmel olacak. Şuradaki Alex Teixeira'yı değiştireceğim. MDO lazım bu hesaba. 2 tane stoper lazım. Orban ve Matip yerine. Genel olarak efsane bir hesap. Mükemmel bir hesap. Harika bir hesap. Martinez'i, Royce'u, Casemiro'su ve Saint-Maximin'i özellikle harika ve muazzam. Mendy'yi zaten biliyorsunuz. Fena bir kaleci değil arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Kaç dakikalık bir video olduğunu bilmiyorum. Hemen bakayım kaç dakika olmuş. Oh be, sonunda 10 dakikayı geçmişiz. Belki geçmemiş de olabiliriz arkadaşlar ama sıkıntı yok ama. Artık yani FIFA'da 10 dakikayı geçirecek video yapmak çok zor ya. Bir hafta boyunca girmedim oyuna, girdim. 2 tane hesapta oynadım. Anca 10 dakika oldu yani gerçekten. Sizi sıkmadan tabii oyun maç yani etkinlikleri oynayarak tabii siz sıkılabilirsiniz. Siz sıkılırsanız bu durumda hani siz sıkılacaksınız, ben niye video yapıyorum? Sizin sıkılmayacağınız şekilde 10 dakikayı geçirmeye çalışıyoruz. Yani ne demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Yani etkinlikleri sizin gözünüzün önünde oynayıp sizi sıkmak istemiyorum. Hani siz videoyu bitirdiğiniz zaman
ben bu videoda eğlendim demenizi istiyorum. O şekilde bir videolar yapmaya çalışıyorum. Bundan sonra tabii ki arkadaşlar kendimi artık geliştire geliştire devam edeceğim. Biliyorsunuz olduğum yerde sayıyordum. Hep aynı tarz videolar aynı şekilde. Hani bir süre daha böyle devam edebilir ama merak etmeyin. Çok güzel olacak her şey, merak etmeyin yani. Hoşçakalın, burada videomuzun sonuna geldik. Bu konuşmayı yaparak da 10 dakikayı kesinlikle geçirdik. İçimiz rahat. Güzel bir şekilde videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada 10 dakika geçirmemin hiçbir anlamı yok. Para kazanmıyorum kendisi. Valla YouTube'daki reklam gelirleri bana hiç yani neyse. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Dediğim gibi burada videomuzun sonuna geldik. Ve bye bye.